Merhaba arkadaşlar, ben Görkem. Bugün sizlere yeni bilgisayarımı tanıtacağım. Evet, bilgisayarım dün akşam elime ulaştı. Normalde daha erken ulaşacaktı fakat bu işte virüslerden ve korona sebebiyle biraz gelmesi uzun sürdü. Bugün bu videoda tüm sistem özelliklerinden bahsedeceğim, sizlere söyleyeceğim. Öncelikle ben çok yanlış bir zamanda bilgisayar aldım. Dolar olmuş 7. Bilgisayar fiyatları gerçekten çok pahalı olmuş. Bu bilgisayarı, monitör, işte klavye, mouse, kasa dahilinde bu bilgisayarı tamı tamına 6500 TL'ye aldım. Tam istediğim gibi bilgisayar topladık. Topladık diyorum çünkü bizim karşı komşu bilgisayarcı. Beraber internetten parçaları dizip satın alıp kendimiz topladık ve böyle bir sistem çıktı. Tabii bu bilgisayarı anlatmadan önce sizlere eski bilgisayarımı şöyle göstermek istiyorum. Benim eski emektarım. Beni buralara getiren, 5 yıldır benimle birlikte olan bilgisayarım. Normalde bu bilgisayar, bu arada hala çalışıyor, sadece kapalı. Bu bilgisayarı sizlere çekilişte verecektim. Öyle bir düşüncem vardı. Fakat işte tuşu kırık, ekranın şurası hafif çıkmış. Size böyle kullanılmış bir eşya vermek istemedim. İleride sıfır ürünler yaparız inşallah çekilişini. Yani ne kadar kassa da, ne kadar donsa da, ne kadar işkence çekse, ben buna vursam da kırsam da benimle birlikte oldu. Beni bırakmadı. Teşekkür ederim. Şimdi hadi s**k. Yani oyun oynayamıyordunuz bunda ama bir kurguyu hani çok az kasarak yapabiliyordum ama kasıyordu, sonucunda rahatsız ediyordu. Bu bilgisayarı canlı yayın açtığım zamanlarda, canlı yayın açarsam sizin yazdıklarınızın yani chat'e bakmak için kullanacağım. Bir de yayını kontrol etmek için ikinci monitör alana kadar. Hani öyle öyle gidecek, bunu da saklarım böyle bir ömür boyu, güzel olur. Şimdi gelelim yeni aldığım bilgisayara özellikleri. Kasa Power Boost'un bir kasası, bir fanı var ve kırmızı ledli, ışıklı. Normalde 3 ledli kasa kullanacaktım fakat bütçe buna yetti. Güzel, hoş bir kasa yani, biraz sadeye kaçıyor ama hoş yani. Çok da böyle parıldamasın zaten. Mouse'um ve klavyem Seth Everest'in. Klavye ve mouse'u ben seçmedim. Bilgisayarcı abi seçti sağ olsun. Ben sadece içindeki parçaları ve kasayı biliyordum. Monitör, klavye, mouse'un ne geleceğini bilmiyordum. Yani bu da bana sürpriz oldu. Monitörümüz VFSonic'in 1920x1080 23.6 inçlik 60 Hz'lik bir monitör. Büyük geliyor bana. Yıllardır o küçükle montaj yaptığım için bu büyük geliyor bana. Yani şöyle bakın, avucumu koyayım. Büyüklüğünü az çok anlayabilirsiniz. 23.6 zaten 50-55 santim yapıyor. Ama güzel, gayet ışıkları, renkleri falan iyi veriyor size, ne kadar belli olmasa da. Gelelim sistem özelliklerine arkadaşlar. Bilgisayar özellikleri, işlemci AMD Ryzen 5'i tercih ettim. Hem fiyatıma uyuyordu hem de güzeldi. Anakartın da Ryzen'ın diye biliyorum. Ekran kartı Nvidia tercih ettim çünkü yıllardır AMD kullanıyordum ve bir faydasını görmedim. Hoşuma da gitmiyor. Belki ekran kartı düşüktür diye, bilemiyorum. Ben Nvidia'yı tercih ettim. Nvidia GeForce GTX 1650. RAM 8 GB. İşlemci hızı 3.20 GHz olması lazım. Evet, öyle bir şey. Yani genel olarak böyle, çok da fazla bilmiyorum zaten. Birkaç tane oyun yükledim, hatta 3-4 tane oyunlarımı yükledim. CSGO, PUBG olsun. Outlast yükledim. Siz korku oyunu istiyorsunuz ya. Hepsine baktım. Hepsinde video çekmeyi denedim. Ultra ayarlarda gerçekten sıfır kasma. Videoda da akıcı bir şekilde oynanılıyor. 60 FPS'te kaydediyorum bir de. Gayet hoş, rahat bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Mükemmel. Tam da istediğim gibi. Bu bilgisayarı almamın sebebi daha iyi videolar üretmek. Yani abonemiz artıyor, karal sanayisi gitgide büyüyor. Ve ben de dedim ki artık daha iyi videolar çekmem lazım. Daha iyi kurgu yapmam lazım. Daha iyi oyun videoları istiyorsunuz. Neden takipçimi kırayım, oyun videoları çekeyim. Bilgisayar eksiğimi tamamladım fakat daha çok eksiğim var. Yani daha bir kamera almam lazım, mikrofon almam lazım. Yani yazın sonuna kadar, Ağustos, Eylül gibi hepsini tamamlamış oluruz. Yani mikrofon gelmiş olur. Rode NT USB düşünüyorum, direkt onu alacağım. Kamera olarak düşüneceğim, kamerayı düşüneceğim çünkü kamera fiyatları kalitesine göre çok fazla yani. Evet, canlı yayın konusuna gelecek olursam bu bilgisayarda canlı yayın açılabiliyor fakat kontrol ettim, canlı yayında hiçbir sıkıntı olmuyor. Tek sorun benim webcam'im. Webcam'im benim şu anda mikrofon olarak kullanıyorum. Yıllardır mikrofon olarak kullandım. Logitech'in C270'i, resmini falan koyarım. Yıllardır onun video çekiminde hata var. Yani video çekerken, kendi webcam'imi çekerken beyaz ekran oluşuyor böyle. Yeni bir webcam alacağım. Bir de bir webcam eksikti. Webcam alacağım. O zaman yayınlar başlayacak arkadaşlar. Bir de o zamana kadar bir monitör çekeriz şuraya. İki tane kontrol ederiz. Hepsini tabii ki de tek tek tamamlayacağız arkadaşlar. Bu kadardı. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda yazın. Eğer görürsem yanıt veririm zaten. Teşekkürler izlediğiniz için. Sonraki videoda görüşmek üzere. Yandaki videolarıma tıklayarak önceki videoları gidebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Yani güzel. Hoş bir bilgisayar, hoş bir video, hoş bir siz.
Hoş bir sis. Hoşçakalın, bay bay.